Bu videoda operatör bloklarını göreceğiz. Operatörler uygulamamızda, programımızda aritmetik ve mantıksal işlemler yapmamızı sağlar. Şimdi sırayla blokları görelim. İlk bloğumuz toplama bloğu. Biraz yakınlaştırıyorum. Kutuların içine yazdığım rakamların toplamını blok üzerine tıkladığımda aşağıdaki küçük ok işaretiyle gösterilmiş kutu içinde görebilirim. Artı, eksi, çarpı ve bölü operatörleri benzer şekilde çalışıyor. İlgili alanlar içine yazmış olduğum rakamlar toplanıyor, çıkarılıyor, çarpılıyor ya da bölünüyor ve sonuç altta ok işaretiyle işaretlenmiş olan bölümde bize gösteriliyor. 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç. Tabii buradaki 1 ile 10 değerleri kullanıcının isteğine bağlı olarak değiştirilebilir. Blok her aktive edildiğinde bu verilen sınır değerler arasında bir rakam seçiyor. Altıgen şeklinde olan bloklar mantıksal işlemler yapıyorlar. Örneğin bu blok 45 ve 50 değerleri arasında küçüklük büyüklük sorgulaması yapıyor. Bloğun üzerinde 45 büyüktür 50 yazıyor. Tabii ki bu aslında doğru değil. Blok üzerine tıkladığımda bu işlemin sonucunu false olarak, yani yanlış olarak veriyor. Ama 51 büyüktür 50 olarak değiştirdiğimde bu işlemin sonucu doğru, yani true olarak görünüyor. Aynı şekilde bir sonraki blokta 45 küçüktür 50 sorgusunu yaptığımda sonuç doğru, yani true olarak gösteriliyor. Eşitlik bloğu da yine aynı şekilde çalışıyor. Bu blok eşitlik sorgulaması yapıyor. 50 eşittir 50 sorgulamasının sonucunda işlemin doğru olduğunu görüyorum. Benzer sorgulama işlemlerini ve, veya ve değil blokları ile de yapabilirim. Örneğin şu andaki işlemde 51 büyüktür 50. Bunun sonucu doğru. İkinci bölümde ise 5 eşittir 5. 51 büyüktür 50 ise ve 5 eşittir 5 ise, ki burada her iki tarafın da sonucu doğru. Bu durumda bu sorgulamanın sonucu da yine doğru olarak ortaya çıkıyor. Eğer 51 büyüktür 50 ise, ki bu doğru, 5 eşittir 4 ise burası yanlış. Bu durumda sonuç yanlış olarak belirleniyor. Şimdi benzer işlemi veya bloğu ile tekrarlayalım. Bu durumda iki taraftan herhangi bir tanesinin doğru olması yeterli. Yani 51 büyüktür 50 ise, ki bu doğru. Diğer taraf 5 eşittir 4 yanlış olmasına rağmen bir tarafın doğru olması bu bloğun sonucunun doğru olarak çıkması için yeterli. Çünkü burada istenen aslında sağ ya da sol taraftan herhangi bir tanesinin, yani birinci veya ikincinin doğru olması. Ancak her iki tarafta yanlış olursa, yani 45 büyüktür 50 sonucu yanlış ve 5 eşittir 4 bunun sonucu da yanlış. Her iki tarafta yanlış olursa bu bloğun sonucu yanlış olarak ortaya çıkıyor. Değil bloğu örnekte gördüğümüz gibi 45 büyüktür 50, aslında bu yanlış. Ancak blok değil olduğu için bunun tersini alıyor. Yani doğru olarak sonuç veriyor. 51 büyüktür 50 olsaydı o zaman sonuç doğru olurdu. Ancak yine biz bunun değilini, yani tersini aldığımız için bu sefer sonuç yanlış olarak belirleniyor. Operatör blokları sadece rakamlar ve mantıksal işlemler yapmak için kullanılmaz. Aynı zamanda kelimeleri de birbiriyle birleştirmek için kullanılabilir. Örneğin bu örnekte elma ve muzu birleştir yazıyor. Dolayısıyla bu işlemin sonucu elma muz olarak ortaya çıkmış. Elmanın birinci harfinin E olduğunu ya da elmanın uzunluğunun 4 harf olduğunu ya da elmanın bir kelimesini içermediğini de bu operatör bloklarını kullanarak bulabilirim. Ama elma M harfini içeriyor. Diğer bir bloğumuz mod bloğu. Mod bloğu 5, 2 ile bölündüğünde kalanın ne olacağını söylüyor bize. 5, 2 ile bölündüğünde 1 kalır. Dolayısıyla aşağıdaki sonuç kutusu içinde 1 rakamını görüyorum. Yuvarla bloğu
virgüllü rakamları yuvarlamak için kullanılıyor. Örneğin 51.2 rakamını 51'e yuvarlayacaktır. Ve belli bir sayının mutlak değeri, örneğin -45'in mutlak değeri 45 olarak belirlenir. Bu blok sadece mutlak değer almak için kullanılmıyor. Daha karmaşık matematik işlemler için de kullanabiliriz. Bunlar neler olabilir? Örneğin mutlak değer kutusuna tıkladığımda görüyorum ki bunlar aşağı yuvarla, yukarı yuvarla, karekök al, bazı trigonometrik bağıntıların sonuçlarını vermek için de kullanılabilir. Ya da logaritma ya da üstü sayıları hesaplamak için de yine bu bloğu kullanabilirim.